Biski daha ileride. Nereye götürdün? Uykum arasında. Olay 9 Ocak sabahı eşimi kahvaltıya uyandırdım. Geceden uykusuz olduğunu söyledi. Uyumak istediğini söyledi. Ben de uykusuz olduğumu söyledim. Hani aile kahvaltısı yapalım istedim. Sonra da tamam dedim uyumak istediğini söyleyince. Çocuğumla birlikte kahvaltı yapıyorduk yer sofrasında. Yer sofrasını hazırlamamı da o istemişti zaten. Sonrasında biz kahvaltı yaparken geldi arkamdan sıcak suyu döktü, hakaretlerde bulundu. Sonra elimden telefonumu aldı, beni banyoya falan sürükledi. Yani evden çıkmama asla izin vermedi. Ambulansı aramak istedim, polisleri, ailemi aramak istedim ama hiçbir şekilde izin vermedi. Daha sonra komşuma sığındım. İkinci denemede komşuma sığınmayı başarabildim. Sonra ambulansı da beklemeden, kızını da sormadan bizi bırakıp orada kapı kilitleyip gitti. Dava sürecinde de yani birbirinden farklı ifadeler verdi. Başka başka muhabbetlere girdi. Yani hiç alakası olmayan konulara girdi. Ben böyle bir karar olacağını kesinlikle beklemiyordum. Çok daha iyi bir karar bekliyordum. Buna güveniyordum. Kendime ait çocuğumla birlikte huzurlu bir yuva kurmaya çalışıyorum ben. Şu an bu kararla ilgili benim düzenim tamamen alt üst oldu. Ve tekrardan evimi taşıyorum. Siz de biliyorsunuz şu an evimi taşımakla uğraşıyorum. Güvende değiliz, korkuyoruz. Ben dışarı çıkamıyorum. Dışarı çıktığımda acaba arkamdan birisi mi gelecek, beni takip mi ediyorlar, zarar mı verecekler? Sürekli korkuyorum yani, sürekli korkarak yaşıyorum. Benim daha izlerim geçmedi, acılarım geçmedi. Tedavim hala devam ediyor. Ben bu sıcak havalarda hala ensemi, sırtımı, kollarımı kapatmak zorundayım güneş görmemesi için. Ben orada öyle de bilirdim. Benim daha acılarım, ağrılarım geçmeden o birkaç aya belki dışarıda olacak. Belki de yarım bıraktığını devam ettirecek ve beni öldürecek. Ben kızımın annesiz kalmasından korkuyorum. Benim kızım annesiz büyüsün istemiyorum ben. Ölmek istemiyorum. Kızım için hayatta kalmak istiyorum. Hak ettiği cezayı almasını istiyorum.